Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim, Müslümanlar arasındaki manevi bağların en önemli tezahürlerinden biri de namazlarını cemaatle kılmalarıdır. Namazların cemaatle kılınması, Müslümanların birbirleriyle görüşüp hallerinden haberdar olmalarına, bilgi alışverişlerinde bulunmalarına, aralarında disiplin, sevgi ve düzenin yerleşmesine ve ibadetlerini severek yapmalarına vesile olur. Hazreti Peygamber'in hayatı boyunca cemaatle namaz kıldırması, hastalandığında da namazını yalnız başına değil de Hazreti Ebubekir'in arkasında kılmış olması, konunun dinimizdeki yerini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Ayrıca Hazreti Peygamber'den sefer halinde bile Müslümanlara namazı cemaatle kıldırmasının istenmesi, namazları cemaatle kılmanın da ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Allah Zülcelal Hazretleri Bakara Suresi 43. ayette şöyle buyurmaktadır. Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin buyurmuşlardır. Yine Efendimiz cemaatle namaz kılmanın önemini vurgulamak için Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir. Bir hatası silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazda imiş gibidir buyurmuşlardır. Yine Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate giderlerdi. Kardeşim, unutmayalım ki kalbi camilere bağlı olan kimse, kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaktır. Bizler de Yüce Allah'ın ve Resulünün emir ve ikazlarına kulak vererek namazlarımızı camilerde kılmaya gayret edelim. Basit gerekçelerle bunu ihmal etmeyelim. Birlik ve beraberlik. Bu yüzden cemaat son derece önemli ve ehemmiyetli. Allah bizi cemaate dahil olanlardan eylesin. Selam ve muhabbet.